Ayvalık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Serkan İnce. Efendim, burada yaz tatilinde okullar kapandı. Halk eğitim olarak böyle farklı kurslar açıldı. Burada neler yaptınız? Buradan bize arası bahseder misiniz? Halk eğitim merkezimiz tüm Türkiye'deki halk eğitim merkezleri gibi genel olarak yetişkinlere dönük çalışmış olsa da biz bu sene içerisinde okullarımızın kapanmasıyla birlikte öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda onların istediği alanlarda yaz kursları planladık. Farklı alanlarda çocuklarımızı kurslarla buluşturmayı hedefledik. Onların ne yapabileceğini dışında ne yapamayacağını da öğrenmesi için yaparak yaşayarak öğrenme fırsatları oluşturmaya çalıştık. Bu kapsamda öğrencilerimize seramik, resim, işaret dili, İngilizce, kodlama gibi kurslar açarak onları bunlarla buluşturduk. Ve bunun dışında değişik aktivitelerle de yaz dönemlerini keyifli geçirmelerine fırsat tanıdık. Şimdi burada el sanatlarından haricinde sportif aktiviteler düzenlendi mi? Evet, yıl içerisinde mütemadiyen düzenleniyor, düzenlemeye de devam ediyor. Ama özellikle yaz döneminde yine çocuklarımızı değişik spor branşlarıyla buluşturduk. Özellikle Ayvalık konum itibariyle yüzmeye, denize açık bir yer olduğu için yüzme kursuyla da çocuklarımızın sporu bilinçli kişilerden, bilgili kişilerden, uzmanlardan öğrenmesine fırsat tanıdık. Bunun dışında basketbol, futbol gibi aktivitelerle de çocuklarımızı buluşturduk ve yıl içerisinde de buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim, yaz kursları dedik. Yaz haricinde diğer mevsimlerde de böyle halk eğitiminin aktiviteleri olacak mı, kursları olacak mı? Evet, Halk Eğitim Merkezi hayat ve öğrenmenin 7'den 70'e olduğu bir kurum. Bu kapsamda dediğim gibi yetişkinlere verdiğimiz eğitimlerin dışında özellikle okullar açıkken, okul zamanında oluşan talepler neticesinde okullarımıza da kurslarımız devam ediyor. Şu an Eylül ayı içerisinde açmış olduğumuz kurslarımız var ve devam edecek kurslarımız da var. Özellikle spor alanlarında, müzik ve resim alanlarında öğrencilerimize zeka oyunları, kodlama gibi alanlarda okul zamanlarının dışında da buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kurslarımız genel olarak okullarımızın kendi bünyesinde ve okul saatlerinin dışında planlanıyor. Planlanmaya da devam ediliyor. Efendim, bu kurslara katılmak için ne yapmak gerekiyor? Nereye müracaat ediyoruz? Evet, kurslarımızı özellikle öğrencilerimizi bekliyoruz. O anlamda Halk Eğitim Merkezimize bireysel olarak ailesiyle beraber başvurabilecekleri gibi kendi okullarına da müracaat ederek yeterli sayı oluştuğu takdirde onları kurslarımıza buluşturabiliriz.